kökün derecesi üste eşit olduğu zaman ve tek kuvvet olduğunda içerideki aynen dışarıya çıkar. Ancak burada çift olursa kökün derecesi içeridekine eşit olduğunda bu mutlak değer olarak çıkar aralarında eksi var. Mutlak değerin içindeki ifade negatif olduğunda başına eksi değer alarak çıkar. Burada b'nin negatif olduğunu görüyoruz. Bunu iptal ettiğimiz zaman eksi b olarak dışarı çıkacaktır. Başında bir eksilik daha var ve a var. Şuradan gelen sonuç artı b'dir. Sonuç a artı b olur.